Evet, devam ediyoruz. Bu arada bir selamım vardı, söylemeyi unuttum. Danimarka milletvekili, Danimarka'da parlamentoda milletvekili Fatma Öktem. Geçen hafta geldi burada, bizi ziyaret etti, sağ olsun. Danimarka'da biz de temsil ediyor aynı zamanda tabii. Fatma'ya buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ama seninle ilgili bilinmesini istediğim birkaç bir şey var. Onları mutlaka söylemem lazım. Hayırdır? Hayırdır şöyle, evet. Arıyor. Önemli. Bilin yani bunları. Peki. Aslında bekarım, çok, cep çok, telefonun. Çok bilgi var da ama şunların bilinmesi lazım. Mütercim tercüman kendisi. Hem kolejde hem üniversitede İngilizce öğretmenliği yapmış. Dış politika ile ilgili burs almış. Geleceğin toplum lideri bursunu kazanmış. Beyaz Saray'da Bush döneminde bir süre eğitim görmüş. Avrupa Birliği gazeteciliği unvanı var. Her hafta sonu yurt dışına seyahat ediyor. Mitoloji ve felsefeye bayılıyor. Bu kısma bir güzel alkış alalım. Helal olsun sayende. Star maaşımı kesecek yalnız. Her hafta sonu yurt dışı dediğin için. Şimdi benim genel müdür diyordur ki fazla mı verdik acaba buna? Geziyor musun yani haftasını? Ayda bir. Ayda bir. Koko adında bir köpeğim varmış. Türkiye güzeli seçilmiş. Vallahi doğru mu? Vallahi öyle, evet, Türkiye güzeli. Peki. Uçaktan çok korkuyormuşsun. Mutlaka yanında kim oturursa otursun elini tutuyormuşsun. Doğru. Harika. En az 3 tane öyle çıkma teklifi almıştım. İyi, ben. Bugünden itibaren senin yanına bilet keserler. peki, gece şovu yapmak istiyor musun? Doğru mu? Yani sabah erken kendimi haberleri de vermek zorunda hissettiğim için. Kaçta senin şimdi sabah? 6:45-9:15 arası. Bir bakıma gece şovu gibi bir zaten. Bir bakıma gece şovu. Evet. Bazıları için erken bir saat, bazıları için geç bir saat. Zaten işe giderken 5 kere polis durduruyor. Alkol muayenesi. Çünkü tabii 4:30-5 gibi işe gidiyor. Sabahın köründe seni bir yerden geliyor zannediyorlar. Ciddi söylüyorum. Yani benim yönetmenimin rekoru Bakırköy'den Maslak'a 5 durdurma alkol muayenesi. Kaçta kalkıyorsun? 4:30'da. Kaçta yatıyorsun? 11'de. 11'de yatıyor. Ama sabah... ben zaten gündüzcüyüm Beyaz. Hmm. Yani içkim yok, sigaram yok, gece çıkmıyorum, evdeyim, köpekleyim, gündüz sıkıda, geziyorum. Sıkıda pimpon oynarsın. Evet ama sen beni yendin. Evet, bir gün yenmiştim gerçekten, evet, de. Yenmiştim. Pimpon oynamak isteyen varsa acayip pimpon oynarım. Öyle böyle değil gerçekten. Ama herkesi yeniyor. Ben yani, de çok iyi oynarım. Şöyle Çinli gibi oynarım. Doğru. Normal oynamam. Çinli doğru gibi oynarım yani, haber vereyim. Sevgili Derya. Annesinin taklitini çok güzel yapıyor ama bugün anneyle ilgili hikayeleri biraz az dinledik. Böcek fobisi varmış. Saçında böcek var deyince inanılmaz tepki veriyormuş. Doğru mu? Vermedim. Peki. Fala çok ama inanılmış. Fal baktırmayı seviyor. Dans etmeyi beceremiyor. Sesine güvenmiyor. Dürüstlük takıntısı var. Başına bir şey gelse bile dürüstlüğünden mutlaka gerçeği söylüyor. Evet. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde geleneksel Türk tiyatrosu dertlerine... Ya Müjdat abiye helal olsun... Programa kim geliyorsa son 5-6 senedir, 7-8 senedir Müjdat abiden geliyor. Vallahi helal olsun sayeden de. Bir arkadaşın en iyi özelliği iyi bir insan olması diye çok direkt olarak söylemiş. Peki, çok bilgi var ama artık programın sonuna geldik. Sizleri de sıkmak istemiyoruz. Son bir VTR'miz var, ben onu göstermek istiyorum. Mehmet, hiç detone oldun mu hayatında? Olmuşumdur ya. Abi bir yerde bir detone diyen olmuşsun. Yalan söyler. Vallahi nerede? Ya detone olmuşsun ya gıcık bir şey olmuş ses. Olmuş. O hatırlıyorum ha? Onu. Şunu hazırsa Mehmet'in şu görüntüyü bir izleyelim ya. Sabah erken program mıydı acaba ya? Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasam durmaz. Bir daha göster bir daha. Ne yaptın orada? Bir daha. Bu ne ya? Bir orada dakika bir... orada bayağı sen giyirmişsin aslında. İçeri yani. İçeri dön. Dilleri. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasam durmaz. Orada ne oldu seksi erkek sesi? Gitti işte bu kadar. Ne, ne oldu o Türkiye'deki boşluk? Boğazında ne oldu? En seksi erkek sesi. Yani ben bu arada hakikaten şey varmış bende. Laranjit varmış. Adını bile bilmediğimiz bir hastalıktan varmış. Ama doğru taktik varmış yapıyor. Ama o laranjitten falan değil. Bayağı sen oraya kusma noktasına gelmişsin. Evet, evet. Yani. Seninki yine, senin yine iyi ya. Detone olanlarla ilgili bak bir iki VTR daha var. Kim vardı? Ha, sen mutlu ol. Yeter. Bir Almanya'dan Cankan. Cankan'ın mı? Evet, o da enteresan. O bir izleyelim onu. Yalnızım dostlarım. Alıştım yıllar yılı,
Bu ablayı göremiyoruz ne zamandır. Bu ablayı uzun zamandır göremiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,